üzülmeyin ne olur öğretmenim. Bu hata en kısa zamanda düzelecek ve müdürümüz yine siz olacaksınız. Biz sizi çok seviyoruz. Çok sağ olun çocuklar. Bu kara günlerimde inanın sizin sevginiz beni ayakta tutuyor. Ne olur müdürcüğüm, yüzünüzden düşen bin parça. Bir şey mi oldu yoksa? Ah hanımefendiciğim, bilseniz ne kadar bedbahtım. Ayol durun, sakin olun. Ne oldu canım, anlatsanıza. Sormayın. Vahim bir yanlışlık ya da kara bir iftiranın kurbanı oldum. Sizin anlayacağınız artık bu okulun müdürü değilim. Bitti ben, mahvoldum. Artık bir hiçim. Sizin yüzünüze bakacak halim bile yok. Durun canım, sakin olun. Madem bir hata var, düzelir elbet. Hem siz benim gönlümün müdürüsünüz. Hiç merak etmeyin. Doğru mu söylüyorsunuz? Ah, elbette. Hanımefendi velimiz mi? Evet. Aynı zamanda benim çok yakin bir ahbabım. Tanıştırmayacak mısınız? Yerime atanan yeni müdür Ender Bey. Ender değil efendim. Nadir, Nadir. Külüne hanımefendi. Müdür beyin ahbabı olmanız inanılır şey değil. Ben de ünlü bir film yıldızı ya da bir prenses okulumuzu ziyarete geldi diye düşünmüştüm. Ah sağ olun. Vaktiniz varsa size odamda bir şeyler ikram edeyim. Böyle koridor köşelerinde kalmayın. Ne de olsa herkesin kendine ait bir odası yok. İstemez. Biz böyle iyiyiz. İsterseniz bir yere gidip konuşalım. Ders saatinde okuldan ayrılamazsınız. Merak etmeyin. Kuralları çok iyi bilirim. Ender Bey. Nadir! Nadir! Umarım odamda eşyalarınız kalmamıştır. Buyurun efendim. Gönlünüzce kullanın. Kaçın şey. Münasebetsiz. Yaptıkları yetmiyormuş gibi bir de gözümün önünde size düpedüz kur yapıyor. Ama bugünler de geçecek. O zaman görüşeceğiz sizinle. Ender Beyefendi. Siz gönlünüzü ferah tutun, geçer elbet. Çocuk! Ne bakıyorsunuz öyle? Zil çaldı, duymadınız mı? Hadi sınıflarınıza bakayım. Öğretmenim, saçınız çok güzel olmuş. Biz de böyle yapabilir miyiz? Ne diyorsun sen? Saçınız yani. Öğretmenim, ne zaman böyle yaptınız? Çok güzel. Saçım mı? Ne varmış saçımda? Ne diyorsun sen bakayım? Şey öğretmenim, biraz şey görünüyorsunuz. Garip yani. Ne? Aman Allah'ım! Ne olmuş bana böyle? Hanımefendiciğim, tek tesellim ömrümün en kötü gününü yaşarken yanımda olmanız. Bu kadar üzülmeyin müdürcüğüm. Ben size inanıyorum. Elbet bu hata düzelecektir. Ah, ama ruhumda kopan fırtınaları gelin de siz bana sorun. Bir de gördünüz mü o adamın tavırlarını? Bana düpedüz suçlu muamelesi yapıyor. Siz aldırmayın ona. Elbet bugünler de geçecek. Geçecek tabii, geçecek. İşte o zaman bu yaptıklarının hesabını soracağım ben ona. Siz kalbinizi ferah tutun. Her şey yoluna girecek. Ay, ben de müsaade isteyeyim artık. Yapacak çok önemli işlerim var. Hanımefendiciğim. Beni varlığınızla bahtiyar ettiniz. Ayrıca şunu da bilin ki şu sıralarda benim gibi kariyeri elinden alınmış biriyle görüşmek istemezsiniz. Bunu da anlayışla karşılarım. Böyle şeyleri aklınızdan bile geçirmeyi rica ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bu nasıl olabilir? Allah'ım, ilk günden rezil oldum.
babacığım. Ne olur bana öyle bakma. Benim ne kadar ciddi bir eğitimci olduğumu bilirsin. Müdür yüzünden psikolojim bozuldu. Ne hale geldim. Ama ben onu dize getirmesini bilirim. Gerçek eğitimcinin kim olduğunu göstereceğim ben ona.